Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Haftanız güzel olsun, bereketli olsun. Kazancınız da güzel olsun. Hayrınız da, sarfınız da, paylaşımınız da size maddi manevi geri dönüşü olacak şekilde olsun inşallah. Dualı sözcüklerle konuşmaya başlamak, dualarla niyazlaşmak ve kabulleşmek kabullerin en güzelidir. Yaradan kendisine isteyeni değil, başka kullarına da isteyeni çok seviyor. Hatta bunun örnekliğini de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek lisanından dökülen dua sözcükleriyle Kur'an-ı Kerim'de bize arz ediyor. Nedir o? Ey Rabbim, beni, anne babamı, sana inanan bütün müminleri kıyamet gününde bağışla diyerek dua ediyor. Demek ki sadece kendimize değil, Allah'ım olmayan, göremeyen, bulamayan kim varsa her birine nasip et diye dua sözcükleriyle başkalarını da düşünerek niyazda bulunursak Rabbimizden, o zaman bize onları verdiğinden daha fazlasını ve daha güzelini lütfediyor. Örneğin arkadaşınıza, komşunuza Allah'ım araba ihtiyaçları var, bir arabaları olsun dediğinizde Allah Teala ona 2021 model veriyorsa size 2022 modeli lütfeder. Ya da bir sınıf alt kademedeyse arabası, konforsa sizinkini konfor plus yapar örnek. Bu böyledir ama siz başkasında olanı kıskanır, ben ondan daha önde olmalıyım dediğinizde adım araba almaya gider, sizin bilmediğiniz bir üst modelini ona verirler, sizi de farkında olmadan en fulü diye bir alt modelini satarlar, kalırsınız ortada. Bu böyledir. Haset, fesat, kıskançlık duygularıyla yapılan bütün alışverişlerde başkalarının elinde olan nimetler sizin bir şekilde bir kademe önünüzde olur. Ama Allah'ım daha güzellerini onlara lütfet dediğinizde en güzeli size gelir ve o insan da ona sahip olduğu için mutlu olur, siz de mutlu olursunuz. Niye onda var bizde yok ifadesini hem duymaz hem de bu enerjiyi üzerinize çekmezsiniz. İşte bunun için kalbi çok iyi eğitmek lazım, kalbi çok iyi terbiye etmek lazım, kalbi çok iyi beslemek lazım. Ne ile? Güzelliklerle. Dedikodu yapan insanı konuşturmayacaksınız. Konuşturmayacaksınız. Kim olursa olsun, eşiniz, kardeşiniz, bacınız, abiniz, çocuğunuz, konuşturmayacaksınız. Bu sizden de götürür. İster istemez bir kelime de siz ilave edersiniz farkında olmadan. Ama öyle ne yapalım, Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayalım diyerek kendince bazı ifadelerle kendini dedikodu yapan insanı konuşturmayacaksınız. Konuşturmayacaksınız. Ki affedersiniz demeye benzer. Küfür ediyorsun, affedersin. Alo, biliyor musun ne olmuş? Bana bir şey söyleme gerek yok. Biliyor musun, bir şey var mı? Yok. Yapmam gereken bir şey var mı? Hayır. O zaman bana başkasının kusurunu anlatma. Ama çok önemli. Başkasının kusurunu bana anlatma kardeşim. Başkasının iftiraya maruz kalmış bir insanın sıkıntısını giderecek ifadeleri bize söylemek düşer. Başkasının sıkıntısını zikredip ondan ucundan kenarından zevk almak, mutluluk duymak bizim kalbimizi, kalp ayarlarımızı bozar. Onun için kalp huzurlu olacak sevgili dostlar. Eğer kalbimiz doğru yerdeyse, kalp ve bedenimiz doğru yerlerdeyse, doğru düşüncelerdeyse, doğru buluşmalardaysa, işte o zaman gerçek doğru sözcükleri bulmamız hiç zor olmaz. Ve bundan dolayı zorluk da çekmeyiz. Ama kalp bozuksa din de bozuluyor zaten. Bozuluyor. Nükte yapmakla karşıdaki insanı sinirlendirmek aynı şey değil. İncelik yapacağım derken senin kabiliyetin yoksa ince söz söylemeye, kalın bir insansan, kaba bir insansan, bu akıllıca, zeka üstü hareketlerle zekice söylenen lafları senin yapma lüksün yok. Bilgi lazım, akıl lazım, aklı iyi kullanmak lazım, tecrübe lazım. Sözün nereye gideceğini,
bilmek lazım. Bir de bunu kalpten söylemek lazım. Senin kalp ayarların bozulmuş. Diyorsun ki neden beni dinlemiyorlar? Dinlemezler. Çünkü kalp ile ağzından çıkan sözler birbiriyle uyuşmuyor. Yaydığın enerji de etrafı rahatsız ediyor. Başkasının söyleyip herkesi etkilediği cümleyi televizyonda izleyip dur ben de bunu söyleyeyim herkes bana baksın. Olmaz kardeşim. Olmaz. Olmaz. Sana gelen cümleleri, sana ilham edilen cümleleri sen söylediğinde tesirli olursun, etkili olursun. Sana söylenen kelimeleri sen söylediğinde etkili olursun. Ama sana bir şey gelmiyorsa olmayan bir şeyin satışı zaten caiz değildir. Gerçi günümüzde teknolojide olmayanı satmak çok başka noktaları geldi ama adamın malı yoksa, tedarik edemeyecekse var deyip bunu satmaya kalkmaması gerekir. İslam da bunu caiz görmüyor. Dolayısıyla sizin kalp ayarlarınızı, bizim kalp ayarlarımızı düzeltmeden karşı tarafı etkilemek, insanları etkilemek, kitleleri arkamıza almak gibi bir hünerimiz olamaz. Olamaz. Kalbimiz nasılsa yaydığımız enerji de odur. Kalbimiz neredeyse biz de oradayız. Sözcükleri etkili kılmak için kalp ayarlarımızı, kalbi duruşumuzu, kalbi selamımızı, kalbi hissiyatımızı düzeltmeliyiz. Bunun için de alim, ulema, profesör, doktor olmaya gerek yok. İnsan olmaya ihtiyaç var. İnsan. İnsan olmayı niyet eden bir insan kalbi ayarlarını güzelleştirir. Hiçbir sıkıntı yaşamaz Allah'ın izniyle. Kıymetli dostlar, biraz böyle celallendik size bir şeyler söyleyeceğiz diye. Ama bu gelen duygular da cemali olan da, celali olan da, kemali olan da, hasbi olan da, kalbi olan da, bütün duyguların tamamı Yaradan'ın bize lütfettiği imkanlar. Tabii ki celali olandan ziyade cemali olanı yakalamak ve bununla anlatmak lazım. Fakat bazen insan bu duygularla konuşması gerekiyorsa bu duygularla konuşur. Ama karşı tarafı inciterek, karşı tarafı hakaret ederek değil, karşı taraf bizi hakaret edebilir. Müsaade etmeyelim. Ama ettiği zaman cevap vermemek karşı tarafa iki kere ızdırap verir. Nedir biliyor musunuz? Sustuğunuz anda yaptığınız yanlışı fark eder ve o an utanmasa bile sonra utanır yerin dibine girer. Susmamız söz söyleyemediğimizden değil, edebimizden. Edepsizler üst üste hakaret eder birbirine. O ona, o ona, ona. Tam da şeytanın sevdiği şeyler bunlar. Kıymetli dostlar, sevgi ile bağlanmak, sevgi ile yaşamak, sevgi ile hayatı kucaklamak istiyorsak kalp ayarlarımızı ne olur gözden geçirelim. Kalbi besleyecek şeyler güzel sözcüklerdir. Kalbi besleyen şeyler güzel hareketlerdir. Kalbi besleyen şeyler güzel hizmet, güzel hareket, güzel eylem ve tertemiz niyetlerle yapılan hayırların peş peşe sıralanıp onun bedenimizdeki buluşma merkezi olan iyiliği de kötülüğü de attığımız, yerleştirdiğimiz ve içinde mahpus kalan uçağın kara kutusu neyse bizim ak kutumuzda işte kalbimiz. İnşallah ak olsun diye ak kutu diyorum. Ve buraya zerk ettiğimiz, yerleştirdiğimiz, şırınga ettiğimiz ne varsa işte bütün bedeni o koordine ediyor. Birçok ölen ve öldüren kişi o hareketi yaptıktan sonra, duyguları öldürmek de bir öldürmektir, bir katil hareketidir. Bütün bu hareketleri yapan insanlar bir saniye ya da bir dakika sonra sorduğunuzda keşke yapmasaydın derler. Ama iş işten geçmiştir artık. İş işten geçmiştir artık. Keşke yapmasaydım o ana kadar söylenmesi, yapılması gereken şeydi. Şimdi geçmiş olsun. Mahcup olacağımız hareketleri yapmaktan Allah Teala bizi mahrum etsin. Sevgiyle yapacağımız işleri bizi muzaffer eylesin, muvaffak eylesin inşallah. Bugünkü sohbette böyle olsun. İnşallah hayırlara, sohbete, maneviyata, medeniyete vesile olacak
güzel işlere sizlerle beraber imza atarız. Türkiye ve dünyanın hangi noktasındaysanız hepinize selam ediyorum. Aziz İstanbul'un bağrından, yine bağlantı noktasından birinci köprü istikametine döndük. Böyle bir raporlama yapmayı seviyorum size. Sağ taraf Ok Meydanı, Şişli tarafı, sol taraf Kağıthane, önümüz Mecidiyeköy ve birinci köprü istikametinde yol alıyoruz. İnşallah yolda olan kardeşlerimizin her birine selam olsun. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.